Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü mavzuyumuz vakt hakkında. Vakt nima? Vakt bu hayat. Vakt nima? Bu ömür. Vakt nima? Bu omonat. Vakt nima? Siz bilan bizden soramasdan kelib ketadigan narsa. Vaqt nima? Kun bilan tun almashlik. Vaqt nima? Alloh taoloning siz bilan bizga qo'ygan eng katta omonati va qiyomat kunida so'raladigan ulug' bir imtihonlardan. Alloh subhanahu va taolo vaqt haqida, kun bilan tunni almashish haqida nima degan? Alloh taolo Qur'onda juda ko'p narsalarga qasam ichgan. Mana shu qasam ichgan narsalari buyukligiga Alloh taolo shuning ustiga qasam ichdimi? Demak, shu narsaning buyukligiga dalil bo'ladi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Astag'fir billah. Wallayli iza yaghsha wan-nahari iza tajalla. Borliqni o'z zulmati bilan o'rab kelayotgan kechaga qasam. Yorishib ko'ringan kunduzga qasam. Ya'ni kunga va tunga, vaqtga Alloh taolo qasam ichadi. Ve huvallazi ceale leyle ven nehara hilfeten limen arada en yezzekkere av arada şekura. O, isletme, ibret almakçı bulgen, ya ki şükür kılmakçı bulgen kişiler için keçe ve kündüzünü, birbirine ornını basıp çıkılıp koygen zattır. Vel asır, innel insane lefî husur, illellezine amenu ve amilus salihati ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bil sabr. Allah-u Teala şunu dediydi, asr vaqtiga qasamki, barcha inson ziyon baxtsizlikdadir. Faqat iymon keltirgan, yaxshi amal qilgan va bir-birlarini haqqa vasiyat qilgan kishilargina hamda sabr qilganlargina bu ziyondan omondir. Vaqt Alloh taoloning ishli bir ulug' ne'matlaridanki, buni ne'matligini esdan chiqarib qo'yamiz. Bugun inshaalloh mana shu vaqtning qadri haqida, vaqtning omonatligi haqida suhbat qilamiz. Aqlli odam, hushyor odam zamonini, vaqtini, umrini qadrini biladi. Nimaga kelganligini biladi, qayoqqa ketayotganligini biladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam quyidagi sahih hadisda shunday marhamat qiladilar: La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'a. Qiyomat kuni inson bolasi hisob-kitobga turar ekan, to'rtta narsa haqida so'raladi. Ömrü haqida, nimaga sarf qildi? Jismi haqida, nima bilan baloladi? Yoshligini nimaga sarf qildi? Hamda pulni qayerdan topdi, qayerga sarf qildi? Birinchi so'raladigan narsa ömrü. Ömür omonat. Ömür omonat. Alloh taoloning mulki siz bilan bizga ixtiyorimizdan tashqari berildi, ixtiyorimizdan tashqari qaytarib olinadi. Qiyomat kunida birinchi so'raladigan narsa bu ömür bo'ldi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadiki, men eng qattiq pushaymon qiladigan narsa shunday bir kunki, u kun tongi otib, kuni botdi, shu kunimda amalim ziyoda bo'lmadi. Eng qattiq afsus chekadigan kunim amallarim ziyoda bo'lmasdan o'tib ketgan kunim. Agar siz bilan biz ham o'zimizni kunimizni bir muhosaba qilib kechki paytda bir o'zimizga qaraydigan bo'lsak, ana Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu namozini o'qib yotar ekan, o'zini hisob-kitob qilar ekan. Falon ishni qildim, falon ishni qildim, falon ishni qilmadim, o'zini muhosaba qilar ekan. Agar siz bilan biz muhosaba qilsak, haftadagi 7 kunimizni nechi kuni bir foydaga o'tdi-yu, nechi kuni befoyda o'tdi. O'ylab ko'rishimiz kerak mana shunday narsani. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo kofirlardan dunyoda qancha turdinglar deb so'raydi. Mana o'zimizdan so'raylik. Alhamdulillah mu'minmiz, alhamdulillah dunyodamiz, hali ibodat imkoniyati bor. Mana shu yerda o'tirganimizni kattamiz 80 ga 90 ga kirdi deb, yoshimiz bir 10 ga kirdi deb turib qarasak, 80 ga kirgan odamdan qancha umr ko'rdingiz oqsoqol desiz? Ha, bir kun, ikki kunga o'xshaydi. Bu haq bu. Bu 50 ga kirgan ham shuna deydi, 30 ga kirgan ham shunaqa deydi. Alloh taolo qiyomat kunida kofirlardan dunyoda qancha turdinglar dedi. Qancha turdik? Aytinglarchi.
Hiç kaçı yaşamayın ki okşap durur oğlum. O halde ki kimdir 50 yıl, kimdir 70 yıl yaşap koydu. Kafirler bir gün ya ki iki gün deydi. Allah Teala şunu diye merhamet kıladı bu hakkıda. Estağfirullah. قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ Ular ettiler. Bir gün ya yarım gün. Sanab turguchi farishtalardan so'ragan. Alloh dedi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdinglar. Ya'ni sizlar abadiy deb o'ylagan, tugamaydi deb o'ylagan hayotlar o'zi aslida juda qisqa edi. Haqiqatan umr shundaqa. Odamlarda jahannamga ko'prog'i ertaga qilaman. Indinga qilaman. Keyingi oyda qilaman. Yilning oxirida qilaman. 40ga kirganda qilaman deb turib ertaga ertaga deb jahannamga tushib ketadi. Ramazon boshlanganda xatmani boshlayman, kuniga bir poradan xatm qilaman, mana shu 30 kunda xatm qilaman deydi. Birinchi kun bir pora o'qiydi. Ikkinchi kun ikki pora, uchinchi kun nima bo'ladi? Iftor chiqib qoladi. Ertaga qo'shib qo'yaman deydi. Qarabsizki 30 kun chiqib ketadi, aytadi. Ramazondan keyin bir o'qib qo'yaman deydi, shu bilan nima bo'ladi? Hayot nima? Hayot hozirgi vaqt. Kechagi kun ketdi yo'q. Ertangi kun hali kelgan yo'q, u ham yo'q. Hayot mana shu kunimiz. Mana shu kunda qilgan ishimiz bizniki. Mana shunda qilgan savobimiz, gunohimiz olib ketamiz. Ertangi kun Alloh biladi, bormi yo'qmi hali. Yoki sizlarning gumoningizcha dedi Alloh, biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biron vazifa bermaydigan, oxiratda hisob-kitob qilmaydigan holda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Shunada bo'ladinglarmi sizlar? Nimaga kelganlar bilmadinglarmi? Suhbatni boshladik, eng qadrli narsa ham vaqt, eng qadrsiz narsa ham vaqt. Ha, desa yurdi bir aylanib kelamiz dedi. Maqsad yo'q, bir yurib keladi. Gaplashib o'tiramiz ke dedi. Hasan Basriy shunday dedi. Har kunni tongi otar ekan, shu kun o'zining holi bilan inson bolasiga aytadi, odam bolasi. Men yangi mahluqman. Seni amalingga guvohman. Meni g'animat bilgin. Chunki men qiyomat kunigacha qaytib kelmayman. Hayotimizni har bir kun o'tar ekan, bizni hayotimizni bir kuni bizni qiyomatga yaqinlashtiryapti, dunyodan uzoqlashtiryapti. Inson mana shunday bir qadrli bo'lgan vaqtidan foydalanolmasligiga nima sabablar bor? Boshqacha qilib aytsak, qaysi sabablar inson o'zini vaqtidan foydalanishlikdan to'sib turadi? Birinchisi havoi nafsga ergashishlik. Sanab turamiz. Birinchisi havoi nafsga ergashishlik. Bu oyat ekanda Qur'on tilovat qilishga kelganda havosicha dam ol deydi, ittiga deydi. Xo'p deydi, ittiga deydi. Inninga deydi. Talaba ilmdan nima to'sadi ilmdan? O'zi hozir keldingmi deydi o'qishdan deydi. Ozgina maqvol dam ol deydi. Kechki payt bo'lganda charchading, kallang qilanib qoldi. Ertaman namozdan keyin qilasan deydi. Qima demaydi-da monis chataq. Agar qima deganda havosi, yo'q men qilaman dedi, u qilasan deydi. Ishontiradi. Alloh taolo Qur'onda qayerda havoi nafsni zikr qilgan bo'lsa, uni yomonligini aytgan. Havoi nafs insonga dushman bo'ladi. Astaizu billah, afaroita man ittakhadha ilahahu hawahu va adallahu Allahu ala ilm. Ey Muhammad alayhisalom. Havoi nafsini o'ziga iloh qilib olgan va Alloh uni bilgan holida yo'ldan ozdirib, quloq va ko'nglini muhrlab, ko'z oldiga parda tortib qo'ygan kimsani ko'rganmisiz? Alloh taolo aytayaptiki, inson havoi nafsini xudo qilib oladi o'ziga deyapti. Inson inson xur bo'lmaydi, ozod bo'lmaydi. Albatta qul bo'ladi. Albatta qul bo'ladi. Agar Robbisiga tezroq qul bo'la olmasa, havoi nafsiga qul bo'ladi. Alloh taolo o'zini ulug' payg'ambarlaridan Davud alayhisalomga shunday aytadi. Ya Davud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum baynan nasi bil haqq va la tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladina yadhilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Allohning payg'ambari Davud alayhisalom Alloh tanlab olgan banda. U havosiga ergashib ketadigan odam emas. Allohning vahiysi bilan yurgan kishi.
Şu kişiye Allah aytadı. Ey Davud, dar haqiqat biz seni yerde halife kıldık. Bas sen nafs hohşiga ergashib ketmagin. Aks holda u seni Allohning yo'lidan ozdirur. Alloh yo'lidan ozadigan kimsalar uchun hisob-kitob kuni unutib qo'yganlar sababli azob bordir. Inson havo nafsiga ergashsa, demak yo'ldan adashadi. Vaqtimizdan unumli foydalanishimizdan to'sib qo'yadigan to'siqlarni gapiryapmiz. Birinchi to'siq nima bo'ldi? Havo nafs. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَى هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا Allah Teala aytadi. Siz, ey Muhammed Aleyhisselam, özingizni ve biz kalbini, bizni zikir kılıçtan gafil kılıp koygen, havai nafsiga ergashgan ve kılar işi israfgarchilik bo'lgan kimsaga itoat etmeyin. Biz kalbini gafil kılıp koyganligimiz uchun havai nafsiga ergashgan kişilerga ergashmayin. İnsan kaçan havai nafsi girge şerken demek? Allah kalbini muhurla koygandı. Adamlar var. Künde bir mette Allah demeydi. Künde akat yekende Bismillah demeydi. Allah degen sözlerinden çıkarıp koygandı. Allah da Allah kalbini muhurla koygandımız. Şunun için havai nafsi girge şerdiler deydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem keyinge hadiste şunu diye merhamet kıladılar. Üçte halaketki alıp barucu, üçte necatki alıp barucu nerse var. Halokatga olib boruvchi narsalar bu insonning havosi, baxilligi va o'zi bilan o'zi g'ururlanishligi. O'ziga o'zi baho berib qolishi. Najotga olib chiqadigan narsa ham uchta. Sirru e'londa, maxfiy oshkor ishlarda Allohdan qo'rqish, faqirlik va boylikda iqtisodda bo'lish hamda g'azab va xursandchilikda adolatli bo'lishlik. Endi xolaymizmi, xolamaymizmi mana shu narsa. Najotga olib boradigan shu uchta, halokatga olib boradigan shu uchta narsa. Birodarlar, vaqt bu hayot. Vaqt bu umr. Bu hayotimizni, umrimizni bekarchilikdan o'tkazishlikdan ehtiyot bo'laylik. Insonni vaqtidan foydalanishlikdan to'sadigan birinchi sabab nima bo'ldi? Havai nefs. İkinci sebep. İkinci tosuk. Bu arzu havaslar. Arzu havaslar. İnsan ve onu da kılaman, bunu da kılaman deyip durup alige o rejelerde bir 10 yıl 10 yılge burundan tuzup koyuyor. Elbette bir insan bir Allah verse halaldan pul tapıp üyümü doğru kılaman, farzandlarımı terbiyeleyman, mescid kuraman, bir yakşı işlerde kılaman da arzu havas kılışı ki yakşı narsa. Lekin bu yakşı narsa eğer sizi ibadetten, bugünkü ibadetten tosuk koyarken olsa bu yakşı narsa olmaz. Siz bugünkü ibadette kıp koyup dur arzu havas tıkılın. Çünkü cüde köp adamlar et yapırız, 30'ya kirgen de okuyman, 40'a kirgen de okuyman da oturup ketip al yaptı. Hiç kim kafirliği bir amiydi. Bir insanda 30'ya 40'a kirişliğine. İnsan arzu havaslardır asa tüzerken rejelerde tosattan ölüm kip kaladı da özünü ölüler arasında körüp koyandan keyin dünyaya kaçtığı da haklap kaladı. Her bitti kafir ölerken can taslim kıyandan keyin kâle rabbirci'un le'alli a'malu salihan fîmâ terakt. Parvardigar beni kaytarıyorlar arkaya. Triligimde kımagen işlerden bırak taslim kip kalar mısın? Dip Allah'a hitap kaladı. Hazır kanid yaşlıyım kaytip olsa bir okurudum. Ha? Hani ya bir qaytib 10 yilga qaytib qolganimda zihnim ham boshqacha bo'lar edi. Vaqtim ham bemalol bo'lar edi. Hamma aytadi bu narsani. Shunisi zo'rda vaqt orqaga qaytmasligi. Agar orqaga qayta olgan bo'lsa, hamma biladi nima qilishda endi. Lekin musibat nimada? Musibat shu vaqtda qaytmasligi esimizdan chiqib qoladi. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Şayet men qolgan umrimda yaxshi amal qilsam deb qolur. Yo'q. U asla hayotga qaytarilmas. Dar haqiqat bu har bir jon berayotgan kofir aytadigan so'zdir. Ibn Umar roziyallohu anhuga payg'ambarimiz aytadilarki, "Kun fi dunyo ka annaka g'arib aw abiru sabil." Dunyoda bir g'arib bo'lib yashang yoki yo'lovchi deb bo'lib yashang. Yo'lovchi, musofir odam safarida ketyapti, charchaydi, bir daraxtdagi to'xtaydi. To'xtashdan maqsad nima? Yana davom etkazish safarini. To'xtaydi,
dam aladı, yiydi, az gene uxlaydi, quvvatga to'lgandan yana davom etadi. To'xtashdan maqsad ketish. Bizni dunyoga kirishdan maqsad yashab qolish emas bu yerda, akalar. Kirishlikdan maqsad safarimizga kerak bo'ladigan oziqani to'plab ketishlik. Ali roziyallohu anhuning so'zlari bor. Dunyoda xuddi o'lmaydigandek amal qil, lekin ertaga o'lib qoladigandek ibodat qil. Mana shu shior bo'lgan ularda. Mana shu shior bilan yashagan ular. Odamlarda shundaylari borki, shu orzu havas bilan shunday ovora bo'lib qolgan, ibodatdan uzoq gapirsang, xo'p deb qo'yadi, qilmaydi. Eshitib qo'yadi, tushunmaydi. Yoki umuman parvo qilmaydi. Ulg'ayman deydi, qilaman deydi. Alloh taolo nima deydi bunoqlar haqida? Masjid qo'shnisi oladi. Ajablanadigan joy masjid qo'shnisi oladi. Azonda eshitadi beshmal, lekin kirmaydi. Aytganimizda siz bilan bizdan bitta savobli ish sodir bo'lgan bo'lsa, Allohning tavfiqi bilan bo'ladi. Alloh sizni yetalab masjidga olib chiqadi, shunga loyiq edingiz, namoz o'qidingiz. Endi masjidni ro'parasida turib, masjidni qo'shnisi bo'lib turib, azonda eshitib, masjidga chiqa olmayapsizmi? Namoz o'qiy olmayapsizmi? Demak, loyiq emas salonga. Siz chiqmayotganingiz yo'q. Alloh sizni hidoyat qilmayapti. Siz yetaklamayapti bu yerga, chunki siz loyiq emassiz bu narsaga. Endi agar qilayotgan bo'lsak, Alloh taolodan tavfiq. Allohga hamd aytamiz. Hech qachon kerilib ketmaymiz. Lahum qulubun la yafqahuna biha va lahum a'yunun la yubsiruna biha va lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika hum ghafilun. Ularning dillari boru anglay olmaydilar. Ko'zlari boru ko'ra olmaydilar, quloqlari boru eshitmaydilar. Ular chorvalar kabidir. Yo'q, ular beaql, befahmlikda chorvalardan ham battardirlar. Ana o'shalar g'aflatda qolgan kimsalardir. Qarang, mana shu ishni qilib bitta qo'shnisi xor bo'lganligini ko'rdi. Nariga shariat qaytargan ishni qilib yana bitta qo'shnisi vayron bo'lganligini ko'rdi. Ko'rib turib ko'rmagandek, eshitib turib eshitmagandek, bilib turib bilmagandek o'sha ishni qilaveradi-da. Alloh nima deyapti? Bular hayvonga o'xshaydi, balki hayvondan ham betarroq deydi. Odam hayron qolasan, ko'rdi bo'lmasa, palonchi qiluvdi, shu ishda vayron bo'ldi. Qilaveradi yana. Bu nimaning belgisi? Alloh qalbini muhrlab qo'yganligining belgisi. Nechta bo'ldi? Vaqtimizdan unumli foydalanishlikda to'sadigan to'siqlar. Birinchisi havoi nafs, ikkinchisi orzu havas. Uchinchisi bekorchilik. Bo'sh vaqtni ko'pligi. Hozir qarab tursang, o'zi aytadigan bir ish ham yo'q soatli, hamma shoshilayotgan. Qarasangiz, ulgurmayotgan, kech qolayotgan yoki boshqa bo'layotgan. O'zi bo'sh vaqt. Forg'lik. Bu ham ne'mat o'zi. Ba'zida bo'ladi-yu. 5-6 ta ish bir vaqtga bo'lib qoladi, tiqilib ketadi vaqtingiz. Shu eplolmay qolasiz, qasrsiga borishni bilmay qolasiz, ulgurmay qolasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ne'matani mag'ubuna fihima katirun minan nas, as-sihha val faroh." Ikkita ne'mat var, odamlarda juda ko'p bu ne'matdan beparvo, g'ofil. Bilmaydi bu ne'matda borligini. Yo'qotganda biladi. Bu sog'lik bilan bo'sh vaqt. Bo'sh vaqt. Ibn Hajar shu hadis haqida shunday aytadi. Kim o'zini bo'sh vaqtini hamda sog'ligini Allohning to'atiga sarf qilgan bo'lsa, bu haqiqiy baxtli inson. Kim o'zini bo'sh vaqtini hamda sog'ligini Allohning to'atiga sarf qilgan bo'lsa, bu haqiqiy baxtli inson. Bekor qoldi, tasbih olib tasbih aytib o'tiradi. Bekor qoldi, bir kitob o'qiydi. Bo'sh vaqtini Allohning ibodatiga sarflaydi. Endi haqiqiy baxtsiz inson kim? Bo'sh vaqtini hamda sog'ligini ma'siyatga sarflaydigan inson. O'zi bu ikkita ne'mat haqiqatan ko'zga ko'rinmaydi-da, sog'lik bilan bo'sh vaqt. Endi bo'shlik, forig'lik yana uchga bo'linadi. Vaqtimizdan unumli foydalanishlikdan to'sadigan birinchi narsa havo, nafs, ikkinchisi orzu havas, uchinchisi bekorchilik, bo'shlik, forig'lik. Endi forig'likka qaytamiz. Bu forig'lik qalbda bo'ladi, nafsda bo'ladi, aqlda bo'ladi. Insonni qalbini forig' bo'lishligi nima bu? Insonni qalbida iymon bo'lmasa, bu qalb bo'sh, forig' qalb deyiladi.
Esimizden çıkmasın. Kalp ya imanlı idişi boladı, toldur. Ya ki fitneler toplanadıkken bir halta boladı. Kalp ya imanlı idişi ya ki fitneler toplanadıkken bir idiş boladı. İkalasından bitti sonra ya iman boladı ya fitne boladı. Üçüncüsü bu miydi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar, meşhur hadis. Ala ve inne fil cesedi mudga iza saluhat saluhal cesedu kulluhu. İnsanın cesedi bir parça göğüş var. Eğer o tuzalsa bütün cesed tuzaladı. Eğer o buzulsa bütün cesed buzuladı. Bu ne mi? Kalp. Kalp insanın cesedini bir memleket devletine okşatsak kalp padişah. Kalp tuzalsa ayak kol tuzaladı. Bir adam günah masiyetten filamı yaptı mı ayak kolu? Bilin ki kalbi tuzalgan yani bu adam. İbn-i Taymiye şunu dediydi. Beçara dünyada kulları. Beçara dünya ahlları. Dünyaya kirişti yu, çıkıp geçişti. Dünyadaki en şirin nesan tatmasından çıkıp geçişti. Dünyadaki en şirin nesanı neydi? Şeyh'dir sonrası onlar cevap verdi ki, o kişi cevap verdi ki, bu Allah Ta'ala'nın zikri ve yalgız kalıp Allah'a iltica kılın münacat kılıçlik. İnsan dünyaya gelip Allah'ın zikri de bulmaktı mı? Allah'a iltica kılın münacat kılmaktı mı? Dünyadaki en şirin, en lezzetli neseden mahrum bulundu. Allah Ta'ala'nın zikri ve yalgız kalıp Allah'a iltica kılın münacat kılıçlik. Kalp, kalp. Bana ettik, imanlı idişi bulan dedik. Şimdi iman köpeyip duradı, hemimiz bulamız, azayıp duradı. Taat, ibadette daim buluşu bilen iman küçüğüp ziyade buladı. Günah, masiyette köp kılışı bilen iman süreyip azayıp. İbn-i Mas'ud r.a. şunu dediydi. Özeyini kalbini üç tecavadan kıdır. Kur'an talavatıdan, ilim, zikir meclisinden, hem de Allah ve özeyin ortasındaki münacat vaktidir. Başka bir şey olarak seni kalbin ya Allah'da zikirde, ilimde, ya ki Kur'an tilavatıda, ya ki Allah'a dua iltica kıladırken münacat demesek ama seni kalbin öyleydi. Şuna alip oldu mu? İnsanda kalbini tiriliği bana şu üç tane sebeben buladı. Kur'an tilavatı, zikir ilim meclisi, hem de Allah'a dua kılıp iltica münacat kılıçdı. Bana şu nesası bulmayan adamı kalbi öyleydi beytilini yaptı. Şimdi o adamlar bana şu nesini kımasdan tri yürüptü mü? Ha bunlar da ayak kolu işler, trilerde işte yürüp yiyip içip yapırgeni bilen bunlar öyle değillerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, Rabbisini zikir kıladigen kişi bilen, Rabbisini zikir kımadigen kişinin misali trik bilen ölük yok şey. Kalp, kalp. Kesel buladı. Lekin egesi bilmiydi bunu. Kalp öledi. Lekin egesi bilmiydi bunu. Elbette bu cismani keselliler kalpke yoluksa bu bilerdi. Yüreği sançık kaladı, yüreği girmediğimiz oyuna biredi. Kullas, bunu kani sezerdi cismani kesel. Yürü barıp da tabipke barıp şifası oraydı. Darını biredi yakışı yok. Lekin kalpte bu kesellerin için sezerdiğini sezmeydi. Kalbimizi tutar şu nüme kılışımız gerek. Sufyan-ı Savri'den bir adam gelip, benim kalbim kesel bulup kaldı. Menge bir darı tayin kıbirsiz. Degene de kuyudaki sözlerdi. Dikkatliler iki metre kadar oku veremem. Sufyan-ı Savri bu kalbim kesel deyip gelen adamga şunu dedi. İhlas tomirini alayım. Üstüge sabır baklardan taşlayın. Unga tavazi şerbatını koyayım. Bularda hemmesini takva dişige joylab, kılıngan günahlardan bugün mahzuli otunu yakayın. Onu rozgörlik kolu bulan alıp İstiğfar edişe koyun da Kudacı oğlu gibi bilen izleyim alıkılayım. Kaytarış gereken mi bir madde? İhlas tamırını alayım. Üstüge sabır baklardan taşlayın. Tavazu şerbetiden koyun. Bularda hemmesini takva edişe cahilip kılıngan günahlardan bugün mahzuli otunu yakayın. Sonra onu rozgörlik kolu bilen alıp istiğfar edişe koyup Kudacı oğlu gibi bilen izleyim alıkılayım. Aptekede bağım bular. Attalarda bağım bu darılar. Kayırda var bu darılar. Bu, hali ki, şu ayetliğin nasalar bağım mı? Kayırda var bu nasalar. Kayırda var.
ilim majlisida bor. Masjidda bor, madrasada bor. Allohning zikri bo'ladigan majlisda bor. Bu inson qalbini kasal bo'lganiga bilib kelib gapiryapti. Ha bunaqa kasal emas, qalbi o'lgan qancha odamlar bor yuribdi. Otasini so'yishi ham ta'sir qilmaydi, odamlarni la'nat aytishligi ham shunday xijolat qilmaydi, xoramni qo'rqmayoradi, qalb o'lib bo'lgan. Payg'ambarimiz aytib turibdi. Robbisini eslaydigan, eslamaydigan odam misoli tirik bilan u o'lik, bilmaydi o'likligini faqat. Yana sizga qarab rahmi keladi haligini bechoralar deydi. O'zlarini qiynab roza tutyapti deydi. O'zlarini qiynab deydi, namozga boryapti deydi. O'lik bular. Garchi tirik yurgan bo'lsa. Siz bilan bizni ishimizda bo'lgan bo'shliq, bo'sh vaqtdan bu nafsni bo'shligi. Nafsni forig'ligi. Nafs shunday narsaki, birodarlar, agar biz uni jilovlab, tezda bo'yinsundirib olmasak, albatta biz ustimizga chiqib bizni bo'yinsundirib oladi. Inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima robbi. Nafs agar Parvardigorimning o'zi rahim qilmasa, albatta barcha yomonliklarga buyurguchidir. Dar haqiqat Parvardigorim mehri mag'firatli va mehribondir. Nafs faqat yomonlikka buyurib turadi. Nafs faqat gunohga buyuradi. Bu nafsning tabiati. Yoshlar qachon ayniydi? Yoshlar bekor qolsa ayniydi. Agar ilm bilan ovora bo'lsa, bir yo'l. Agar ilm o'qimayotgan bo'lsa, mehnat bilan ovora bo'lsin. Bekor qolgandan chiqadi aynishlik. O'g'irlik, giyohvandlik, boshqa bayda shunda gunohlarning hammasi nimadan? Bekorchilikdan kelib chiqadi. Bekorlikdan kelib chiqadi gunohlar. Inson yo ilm bilan, ibodat bilan, yo bir mehnat bilan ovora o'tirishligi kerak. Va nafsin va man sawaha fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Alloh taolo bizi nafsimizni nimaligini bizga o'rgatyapti. Diqqat qilaylik. Jonga va uni raso qilib yaratgan, unga fisq fujurni ham, taqvosini ham ilhom qilib o'rgatib qo'ygan zotga qasamki, dar haqiqat uni nafsini poklagan kishi najot topdi va uni jonini fisq fujuri bilan ko'mib tashlagan kimsa nomurod bo'ldi, baxtsiz bo'ldi. Nafs shunaqa narsaki, savob qilish ham qo'lidan keladi, Alloh ilhom bergan. Gunoh qilish ham qo'lidan keladi, ilhom bergan. Endi nafsni qaysi tomonga burishlik siz bilan biz ixtiyorimizda. Nafsni ulamolar emizikli bolaga o'xshatadi. 2 yil enasini emgan bolani sutdan chiqarganda 2-3 kun yig'laydi. Istima kiradi va hokazo. Bolamni joni qiylanayapti deb turib, onasi emizsa maktabga borguncha emadi. Endi shu 2 kun, 3 kun qiylanganiga sabr qilinsa, hali bola ko'nikib ketadi. Sigaret tashlamayotgan akalar, sizlarni qo'poq qilayotganda haligi zaifliginglar xullas. Haligi ruhiylarda zaifligi, yumshoqroq qilib aytsam. O'zingizlar yengishlikni xohlamayotganliginglar, silobiyligingizlar bunday chatganda. Onalarda tug'iliblar, emib, sutidan ajrab o'lmadinglar-ku. Unga nimaga sabr qildinglar aytaymi? Chunki sizlarning ixtiyoringlar yo'q edi-ku yerda. Ajratib qo'yishdi, siz qo'lingizdan ishlasa kelmas edi, yig'lashlar kelar edi. Endi bu safar ixtiyorni berib qo'ysa, qani nafsingni tarbiyala olasanmi desa, unga nimamiz yetmayapti? Quvvatimiz yetmayapti. Sigaretni haromligiga ulamolar ijmo qilib bo'lgan birodarlar. Sigaret harom narsa. Tahorat sindiradimi, sindirmaydi deb so'ramanglar. Sigaret harom narsa. Aroqdan bitta farqi, aroq Qur'onda kelgan haromdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda kelgan haromdir. Shu sigaret bu keyingi davrda chiqqanligi uchun yo'q. Agar bo'lganda uni ham harom deyilsa kerak edi. Fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Bas ana o'shanda kim hayotda dunyoda kufr isyon bilan tug'yonga tushgan va hayotda dunyoni oxiratdan ustun qo'ygan bo'lsa, u holda faqat jahannamgina uning uchun joy bo'lar. Ya'ni tug'yonga ketsa, hayotda dunyoda oxiratdan ustun qo'ysa. Endi davomida va amma man xofa maqoma robbihi va nahan nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Endi kim hayotda dunyodalik paytida qiyomat kuni mahshargohda Parvardigorning huzurida turishi hisob kitobdan qo'rqgan bo'lsa, o'zini nafsini havodan qaytargan bo'lsa, albatta jannat uning joyi bo'lar. Insonda aqli bo'shligi, aqlining yo'qligi o'zini vaqtidan unumli foydalanishidan to'sadi. Va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
Ular kofirlar yana aytdiki, agar bizlar ogohlantiruvchi payg'ambarning so'zlarini tinglab, aql yurgizguchi bo'lganimizda do'zax egalari qatorida bo'lmas edik. Aqli bo'lmagan ekan. Agar biz aqlimizni ishlatganimizda jahannam ahllaridan bo'lmas edik. Aqlimizni ishlatib turib payg'ambarga gap aytganimizda mana shu hasrat nadomatda qolmasdik deyapti. Insonlar shunchalik ahmoq bo'ladimi deysiz? Alloh taolo javobini aytib turibdi bu yerda. Odamlar o'zini vaqtini to'g'ri sarflab, vaqtidan unumli foydalanishi uchun to'sadigan ishlardan bittasi aqlning kamligi. Endi bolangizni aqli kamlik qilib, o'sha o'ziga foydali bo'lgan ishni qilmayaptimi? Indamayotgan otani aqli kalta. Urmaydimi, so'kmaydimi, yalinmaydimi, hadiya bermaydimi, xullas bolasiga foydali narsaga sarf qildirmaydimi vaqtini? Bugun sizlar bilan vaqtdan unumli foydalanishlik degan mavzuda dars qilgan bo'ldik. Agar shu yerda o'tirgan odamlardan shu o'tgan umringdan nimadan pushaymon desam desa, yemaganimga pushaymondaman, kiyolmaganimga alamdaman demaydi. Chunki aqli kirib qoldi, shaxs chiqmadi yeganlarda hamchi boshidan. Yemaganlar bir yerda kamayib qolmadi. O'tib ketgan umrini ibodat qilmaganiga pushaymon yeyapti. O'tib ketgan umrida ilm o'qimaganligiga, Qur'on yodlamaganiga pushaymon yeyapti. Lekin dunyo matosiga hech kim pushaymon yeyotgani yo'q. Hali tirik turibmiz. Keyingi haftaga kim boradi ichimizda, kim bormaydi? Bugungi kunimizdan foydalanaylik. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni adashtirmasin. O'zi tavfiq bersin. Vaqtidan unumli foydalanadigan kishilardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.